Türkiye birincisi. Asla yeterince iyi olamadım. Aileme, anneme, babama, onların bana harcadığı paraya layık olamadım. Hayır, serseri değildim. Gerizekalı da değildim. Bir amacım da vardı ve bunu gerçekleştirmek istiyordum. Çalışkan olmak istiyordum. Çalışkan olmak için oturup çalışmak lazım, ben de biliyorum. Söyledim ya, gerizekalı değilim. Ama bunu beceremiyordum. Yani kıçımı sandalyenin üzerinde o kadar zaman tutamıyordum. Beynimi o kadar zaman aynı konuya yoğunlaştıramıyordum. IQ testlerinden yüksek sonuçlar aldığım halde bu sonuçları derslere yansıtamıyordum. Duma duma dum. Bence ben hiperaktifim. Yani en azından öyleydim o zamanlar. Kimseye söylemiyordum. Olduğum gibi yaşamaktan memnundum. Benim bilime değil, sanata yeteneğim vardı. Ben bir ressamdım. Boş vaktimin tamamını evde resim yapmakla geçirirdim. Bir de kronik abazanlık tabii. Evimde Tinto Brass'ın hemen hemen her başyapıtı mevcuttur. Ama bunlar da kesmeyince son kalan paramla kaçak pazarından bir gizli kamera aldım kendime. Ama daha hayrını göremedim şerefsizin. Şu işler bir bitsin. Karşı komşunun kızı var ya, öf. Göt kadar kamera. Bir girerim evlerine, bırakırım kızın odasına. Neredeydik? Evet, resimler. Resimlerimi gerçek ustalara da gösterdim. Sende gelecek var dediler bana. Bu dünyada bilimle sanat o kadar ters şeyler ki yaşamadan öğrenemiyorsunuz. Bilim hiçbir şey yoktan var edilemez. Sadece form değiştirir der. Ama sanat yoktan var etme işidir. Kimse beni dinlemedi. Fen matematik yazmıştık bir kere. Ve haliyle de başarısızlığımdan dolayı açıkta kalmıştım. Dershaneye bile gitmedim. Belki ondandır. Ama bu sene kararlıydım. Her şeyi ciddiye alacaktım. Okul da yok nasılsa. Daha rahat çalışır, bir yere girerim dedim kendime. Her çocuk gibi benim de bir dershane bulmam lazımdı. Babam saldı beni sokağa. Git bir dershane bul kendine, gel dedi. Dalga geçiyorum sanacaksınız ama dershane nerede olur onu bile bilmiyordum. Bar değil ki bu anasını satayım. Gir barlar sokağına, seç birini. Benim gibi adama söylenir mi böyle laf? Ama yapmalıydım. Dedim ya, ben serseri değildim. Ve bir amacım vardı. Bir üniversiteli olmak. Fakülte pek önemli değil. Ama mümkün olduğu kadar iyi bir yer. Sonra iyi bir iş. Sonra iyi para. Sonra iyi hayat. Bütün bunların farkında olacak kadar uyanmıştım hayata. Sinemaya giderken bir dershanenin önünden geçerdim hep. Neydi adı? Umut Dershanesi. Yerini bildiğime göre önce oradan başlamalı diye düşündüm. Bir koşu indim sinemanın yanına. Ah, dershane değilmiş. Sadece afişiymiş. Umut Dershanesi. Her sene ilk yüzde en az 30 öğrenci. %100 başarı garantisi. Her bölümden en fazla 3 yanlış. Oha be kardeşim. Nasıl bu kadar iddialı olabiliyorlar? %100 başarı ha. Soruları mı çalıyorlar acaba? Her neyse, bir bakmak lazım. Telefon numarasını ve adresi bir kenara not ettim. Yanımda kağıt taşıyacak kadar sorumluluk sahibiyim. Sonra tekrar yürüyerek, spor sağlığa yararlıdır, dershaneyi buldum. Şimdi ne yapacağız ki? En iyisi içeri bir bakıp sonra eve gitmek. Gözüm tutarsa babamla gelip kaydolurum düşüncesiyle daldım içeri. Danışmaya gittim. Bilgi almak istediğimi söyledim. Güler yüzlü bir hanımefendi, hanımefendi de denebilir, beni müdürün odasına yolladı. Okul mu lan bura, müdür falan? Bir de dekan olsaydı bari. Müdür bana kaydolmaya niyetimin olup olmadığını sordu. Ukalalık yapardım ama odada ikimiz yalnızız. Evet, beğenirsem kaydolacağım dedim. Fiyatı sordum. Onlar önemli değil dedi bana. Elime bir test verdi. Otur bunu çöz. Geçersen kaydederim seni dedi. Oha, bir dakika, bu ne? Tamam,
çok erken geldim. Benden başka fazla öğrenci yoktu ortalarda. Ama böyle baş başa sevgili gibi de test mi yapılır be kardeşim? Sorulara bakmadan kalacağımı biliyordum. Çünkü yaz tatilinden yeni çıkmıştım ve tatilde çalışacak kadar da aklımı peynir ekmekle yememiştim. Eve gittiğimde uğraştım ama olmadı diyebilmem için bir şeyler yapmam lazımdı. Ben de teste bakmaya karar verdim. Test IQ testiymiş. Gerçekten de şaşırmıştım. Derslerle zekanın ne alakası olabilir ki? Sorular kolaydı ama ben tırsmıştım. Bir iş oldu bittiye getirilmeye çalışılıyorsa kesin bir pislik vardır. Soruları doğru düzgün okumadan kafadan salladım. Neden mi? Çünkü ben vazgeçtim abi, kesin sizde bir pislik var demeye korktum. Cevapları müdür denilen adama verdim. Kimse olmadığı için hemen orada optik okuyucudan geçirdi. Sonuca baktı ve kaydoldum dedi. Anlaşılan attıklarım tutmuş. Belki de bu tanrıdan bir işarettir diye düşündüm. Ama para? O dert değil. Sana dert değil tabi dümbük. Parayı veren biziz. Her neyse, son 10 senede 7 tane Türkiye birincisi çıkartan bir dershaneye kaydolmuştum. Hem de bu kadar kolay. Belimi doğrultuyorum galiba diye düşündüm. Ve evin yolunu tuttum. Yol nasıl tutulur diye sormayın. Ben tutarım. Akşam evde bizimkilere olanları anlattım. Hayret. İlk defa babamın yüzünde bu ifade vardı. İyi ki bu çocuğu yapmışız diyen bakışı. Sonunda benimle gurur duymaya başlamıştı. Ben iyi niyetli birisiyim. Elimden gelse deli gibi, manyak gibi çalışır, onun yüzünü hep güldürürdüm. Ama olmuyordu işte. Olmuyordu anasını satayım. Neyse, belki de bu dershane benim hayatımda değişiklik yapacaktı. Ümidim vardı. İşte bu her insanda olması gereken bir şey. İnsanın temel ihtiyacı. Yaşamak için sebebi. Sonunda dershanenin ilk günü gelmişti. Ağustos'un sıcağında çıktık Umut'a yolculuğa. Bina bu sefer kalabalıktı. Acaba bizim sınıf nasıldı? Kızlar var mı? Varsa nasıl? Sıram nasıl? Bayan yanı mı? Yoksa pencere kenarı mı? Belki de pencere bayan arasıdır. Kim bilir? Koşarak sınıfımın olduğu ikinci kata çıktım. Zilin çalmasına 3 dakika falan vardı ama herkes çoktan sınıflara gitmişti. Kafamı sınıftan içeri soktum. Aman tanrım. İçeride dünyayı ele geçirmeyi amaçlayan bir mutant ordusu vardı. Birazdan Alien komutanları gelecek ve istila için son planları yapacaklar. Tipi vardı hepsinde. Kardeşim, anladık, ineksiniz. Kendinizi derse vermişsiniz ama bari normal insana benzeyin be. Kızlar ikiye ayrılır. Bıyığı olduğunu kabul edenler ve kabul etmeyenler. Bıyığı olduğunu kabul eden kızlar giderler çeşitli yöntemlerle, yakarak, ağda yaparak falan, bu bıyıklarını düzenli olarak ortadan kaldırırlar. Yanımdaki kız kesinlikle bıyıklı olduğunu kabul etmek istemeyenlerdendi. Kafamı ona çevirdiğimde aramızda 10 santim kalıyordu ve ben onu gördükçe komplekse giriyordum. Bende öyle bıyık olsa var ya, nasıl gider biliyor musun bu kestane gözlerin altına? Sınıfa ne hayallerle girmiştim. İkinci bir arkadaş çevresi falan. Ama şimdi sadece hocanın bir an önce gelmesini bekliyordum. Gerçekten de hoca bir an önce geldi. Tipi çok da önemli değil. Size burada bir hoca tasviri yapıp beyninizi boşuna yormayacağım. Hocanın kendisi de önemli değil zaten. Önemli olan gelir gelmez hepimize dağıttığı formlar. Bunları doldurup imzalayacaksınız dedi adam. Ben nokta 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 üniversiteye girene kadar başka bir dershaneye gitmeyeceğimi ve bu dershanenin uyguladığı yöntemleri kimseye anlatmayacağımı teyit ederim. İmza. Dershanenin uyguladığı yöntem demekle herhalde formun geri kalan bölümünü kastediyorlardı. Saat 6. Uyanma ve kahvaltı. Saat 6.30 matematik. Saat 7.30 su ve ihtiyaç molası. Saat 7.40 fizik. Saat 8.30 kimya. Saat 9.30 dershane. Saat 15 eve varış. Saat 15.10 tarih. Liste gün sonuna kadar gidiyordu. Ne kadar saçma. Ben her gün ayrı bir derse çalışırım Allah. Beni bağlamaz.
Günler geçiyordu. Her geçen gün içerisi biraz daha garipleşiyordu. Fark ettiğim ilk gariplik öğrencilerdi. İlk deneme sınavından en düşük notu ben aldığım halde diğer öğrencilerin gerizekalı davranışlarına bazen dayanamıyordum. Öğretmenim, hayvanlar nasıl çiftleşir? Hocam çok affedersiniz. Eksi mi negatif demiştiniz yoksa artı mı? Öğretmen tam bir makine gibi sorulan her soruyu en ufak bir bıkma belirtisi olmadan cevaplıyordu. Daha negatifi pozitifi bilmeyen birini nasıl alabilirlerdi ki buraya? Ama neredeyse hepsi böyleydi. Sonra işler daha da garipleşti. Belirli saatlerde bize karanlık bir odada dev ekrandan programlar seyrettirmeye başladılar. En başında Umut Production yazan, devamında da tavşanlı, kaplumbağalı, ayıcıklı çizgi filmler. İşte buna gariplik derim. Bir Allah'ın kulu çıkıp da "Arkadaş, siz ne yapıyorsunuz burada?" demedi. Sanki ben diyebildim. Artık neredeyse iki derste bir bu programları seyrettirmeye başladılar. Sonraki derste ise hoca giriyor, tahtayı bile kullanmadan anlatacağını anlatıyor, çoğunlukla okuyor, sonra da gidiyordu. Bu esnada da öğrenciler hızla not alıyorlardı. Bir gün dayanamadım, teneffüste yanımdaki öğrenciye söyledim. "Ya bu hoca ne biçim ders anlatıyor böyle? Bir bok anlamıyorum valla." Kız manyak çıktı. "Onun için mi her yıl ilk %30 öğrencileri var?" dedi. Artık bir sorun olduğundan emindim. "Günü gününe çalışırsan, programa uyarsan sen de başarılı olursun," diye devam etti. Ama ben başka şeyler düşünüyordum. "Ben o programı saçma buluyorum. Fazla da sallamıyorum açıkçası," dedim. Kız bir anda kayboldu. Allah Allah. Televizyon seansları başladığından beri deneme sınavlarında gittikçe diğer çocuklarla aramdaki puan farkı açılıyordu. Her sınavda kesinlikle 100 küsür öğrenciden sonuncu oluyordum. Ve gerçekten kendimi aşağılık bir yaratık gibi görmeye başlamıştım. Dershanede tam bir kaos ortamı vardı. Ama dünyanın en düzenli, en sessiz kaosu. İnsanlar birbiriyle hiç konuşmamaya başladıktan sonra kafayı yiyecek gibi olmuştum. Kimse sorduklarıma, dersle ilgili bile olsa cevap vermiyordu. Evet, neredeydik? Kız ortadan kaybolmuştu, değil mi? Ben de gittim en son deneme sınavının sonucuna baktım. Yine sonuncuydum. Bu sefer benden bir önceki eleman beni neredeyse ikiye katlamıştı. Zaten ben hariç öğrenciler birbirine yakın puanlar alıyorlardı. Yanımda sonuçlara bakmaya gelen kız bir anda patlar gibi ağlamaya başladı. "Yanlış bakmışlar. Yanlış bakmışlar," diye tam bir embesil gibi ağlıyordu. "Nerede senin puanın?" dedim. Eliyle gösterdi. "Burcu Akel mi?" "İyi de senin adın Ebru Akel değil mi?" dedim. Yüzüme baktı. Sonra cüzdanından kimliğini çıkarıp ismine baktı. "Ha, haklısın, ben karıştırmışım," dedi. İşte o anda filmler koptu bende. Bütün bunlar yetmezmiş gibi az önce kaybolan kız geri geldi. "Seni müdür bey çağırıyor. Bir şey diyecekmiş." Lan. Kızın suçlayıcı bakışlarından hızla uzaklaşıp müdürün seviyesine çıktım. Tık tık girdim içeri. İçerideydi. Bilgisayarını kurcalıyordu. "Fuat Kolcu," dedi. Bu arada adım Fuat. Tanıştığımıza memnun oldum. Gözlerimin içine çok kötü baktı be. Sanki "itiraf et, sen öldürdün" diyecekmiş gibi. Zaten bir iki saniye düşünmedim değil. "Lan acaba birini mi öldürdüm?" diye. "Biz burada sizin iyiliğiniz için çabalıyoruz yavrum." Biliyorum bu soru cümlesi değil. Ama herif soru sorar gibi söyledi. "Bize üç şeyi teyit etmiştin. Bunlardan birisi de verilen programa uymaktı." Tak. Kapı kapanma efekti. Swiss. Arkaya dönüp bakma efekti. Oha. İki tane zebellah gibi adam görme efekti. Ne yapacaksınız? Dövecek misiniz? Ne yaptım ki ben? Kurallarımıza uymamışsın. Mışsın. Güzel Türkçemizi öğrenelim. Mışsın ekinin halk arasındaki adı ispiyon ekidir. Ve birinin sizi ispiyonladığını ifade eder. Bu durumda
İspiyoncu o manyak karı. Ama niye? Sen bize çok büyük sorun oldun. Diğerleriyle arandaki puan farklarına bir baksana. Artı programa uymuyorsun. Artı düzenimizi sorguluyorsun. Benim bir şey sorguladığım yok ki. Sadece evet aslında sorguluyorum. Siz ne biçim dershanesiniz diye patladım ne yazık ki. Hem de çok yanlış bir zamanda ve çok yanlış bir yerde. Arkadan öyle bir darbe indi ki kafama, acıyı hissedemedim. Sadece flaş ve sarsıntı. Ellerimi kollarımı arkadan iki zebellah tuttu. Sandalyeye oturtuldum. Kıpırdayamıyordum. Yarı baygındım ama biraz da numara yapıyordum. Müdürün elinde iğne gördüm. Ne yapacaksınız? Birazdan sınıfta kalp krizi geçirip öleceksin, dedi müdür. Ama neden? Bu kadar mı önemli? Tamam söz. Çok daha fazla çalışırım. Arayı kapatırım. Programınıza uyarım. Lütfen. Adam şırıngaya ilacı çekti bile. Beni sallamıyordu. Sorun o değil ki. Sen bize uygun değilsin. Programa uymadın. Bizi sorguladın. Puanların hala düşük. Bu da gösteriyor ki gösterdiğimiz video programlarından da etkilenmiyorsun. Nerede sorun var hiç bilmiyorum. Daha önce asla sorun yaşamadım. Yani senin IQ'na sahip olan yüzlerce... Durun durun bir dakika. Ben o testi uydurmuştum. Nasıl olduysa tutmuş. Yani ben sizin sandığınız kadar zeki de uydurdum mu? Hayatını, geleceğini belirleyeceğim bir dershanenin sınavına girerken cevapları uydurdun mu? Bu ne biçim sorumsuzluktur? Zaten seni ilk gördüğümde anlamıştım geri zekalı olmadığını. Bir dakika bir dakika mola derler ya Amerikalılar. Patron bir dakika siz geri zekalıları mı alıyordunuz? Tabii ya. Ulan o kadar soruyu kıçımda uydurmuştum. Zaten tutsa sayısal lotocu falan olmam gerekirdi. Demek olayları buymuş. Adam devam etti. Programımıza uyman için geri zekalı olman lazım. Zihnini anca o şekilde kontrol edip istediğimiz gibi yoğurabiliriz. Moronları çok severim. Siliktirler. Asla karşı gelmezler. Her istediğini uygulayabilirsin. Ben bu işe 20 küsür yılımı verdim. Babam da bir o kadar zaman harcadı. Deneme yanılmalarla bu noktaya geldik. Dişiler çoktan yerine oturdu. Sen çok geç kaldın. Biz bu işe bütün servetimizi yatırdık. İğneyi koluma yaklaştırdı. Ülkeyi moronlar yönetsin diye mi? Baygın numarası yapmayı bırakıp aniden ayağa fırladım ve elindeki iğneye tekme attım. Kendimi ileri atınca kollarımı da kurtardım. Gulyabanilerin arasından sıyrılıp dışarı attım kendimi. Arkamdan bağırdı. Yakalayın, kaçıyor. Hepinizden kopya çekmiş. Bir insan nasıl herkesten kopya çekebilir? Buna inanmak için geri zekalı olmak lazım. Öğrenciler işini gücünü bırakıp bana saldırmaya başladı. Lanet olsun. Zombilerle dolu bir binaya düşmüştüm sanki. Bir tekme ona, bir yumruk şu kızın suratına. Çekilin be! Tekmelerle, yumruklarla çıkışa vardım. En sevdiğim tişört. Her neyse, sırası değil. Hemen eve uçtum. Annem karşıladı kapıda. Oğlum ne oldu? Dur anne iki dakika ya. Dershanede yaptılar. Ne? Merak etme ben şimdi ararım müdürü. Ne müdürü anne ya? Müdür yaptı zaten. Hemen telefona sarıldım. Sertçe elime aldım da denebilir. Dershaneyi aradım. Alo. Hepinizi şikayet edeceğim. Dershanenizi kapattıracağım. Sizi de hapse attıracağım. Bu yaptığınız yanınıza kar kalmayacak. Sizden şüphelenince her şeyi gizli kameraya çektim. Programları, öğrencileri. Blöf, blöf, blöf. Sizi deha muhtara maymun edeceğim. Selamımı da söyle. Faik Hoca dersin. Çoktandır görmedim keratayı. O da mı? Hem de en başarılı öğrencilerimdendi. Sadece o değil. Etrafına bir bak. Konuşmayı beceremeyen matematik profesörleri, dört işlem yapamayan edebiyat hocaları, mühendisler, yöneticiler, memurlar, astronomlar. IQ testi yapılsa hiçbiri tutuk zekayı geçemez. Ama en iyi mevkiler onlarda. İki formül, iki kitap ezberleyen hoca oluyor.
Üniversiteye girince anlayacaksın. Şimdi hepsi mutlu. Onları ben mutlu yaptım. Ayrıca benim yöntemlerim eğitim tarafından onaylanmıştır. Ramizciğim sağ olsun. Ona da çok emeğim geçti. Bana hiçbir şey yapamazsın. Ben yasalım. İnsan öldürmek de mi yasal? Kanıtlayamazsın. Üzgünüm. Bu arada eğer başka dershaneye gidersen veya bizi başkalarına anlatırsan seni ortadan kaldırmak zorunda kalırız. Telefon kapandı. Unuttukları bir şey var. Ben hepsinden daha zekiyim. Durun bir dakika, düşünüyorum. Pekala, kaba kuvvet, polis, jandarma. Sanırım bunlar işe yaramaz. Mahkemelerde de zaten onların adamları var. Yani bence var. Tamam. Onları cümle aleme rezil etme planı kuralım bir tane. Ertesi gün maymunlar cehennemine geri döndüm. Seri adımlarla binaya dalıp televizyon odasına gittim. Beni gören öğrenciler hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlardı. 20 dakika sonra yayın odasından çıktım ve seri adımlarla müdür ve adamları beni görmeden kaçtım. O günkü video programı hepsinden özeldi. Tinto Brass'ın en adi filmlerinden biri oynuyordu Tavşanla Kaplumbağa Niyetine. Görevliler her zamanki gibi dışarıdaydı. Yayından etkilenmemek için tabii. Ertesi gün tekrar gittim. Yine yayın odasına girdim. Bıraktığım gizli kameramı, komşu kıza nasip olmadı o kamera bir türlü, alıp cebime koydum. Dışarı çıktım. Müdürle burun buruna geldik. Yakalayın! Hepinizden kopya! Moron olan onlar. Ben değilim. Eleman sözünü bitiremeden ben dışarı uçmuştum bile. Laf aramızda iyi koşucuyumdur. Özellikle götüm sıkıştığında. Ertesi gün şov haberde. Dershanede skandal. Eğitim vereceğiz diye porno seyrettirip genç zihinleri bulandırıyorlar. Bu dershanenin adı Az Sonra. Porno mu? Tinto Brass adi olabilir. Filmleri iğrenç olabilir ama asla porno değildir. Çok merak ediyorum. O programı seyreden öğrencilere ne oldu? Dershane tabii ki kapatıldı. Onları kendi silahlarıyla vurmuş oldum. Müdür kimseye laf anlatamadı. Zaten kimse bir daha çocuğunu o dershaneye yollamaya niyetli değildi. Bu ülkenin bu özelliğini çok seviyorum. Birini karalamak o kadar kolay ki. Bana ne mi oldu? Şimdilik televizyon kanalından aldığım parayla idare ediyorum. Bu arada resme devam. İşsiz olalım. Ne olacak? Evet arkadaşlar, ilk hikayemden aldığım olumlu tepkilerden sonra hikayelerime devam etmeye karar verdim. Gerçekten benim için çok önemli olan hikayeler bunlar. Gurur duyduğum hikayeler. Her zamanki gibi bazı yerlerini biraz değiştirdim. Ben bunları yazdığım zaman bu tür sıkıntılar çıkmazdı. Yani insanlar beğenmezse dava açarım falan diye. Ama şu an 6 kere dava açıldığı için bana söylediklerimden dolayı artık yoğurdu üfleyerek yiyorum. Gördüğünüz gibi hep korku değil. Bazen böyle komedi de oluyor. Ama genelde kara öyküler olacak. Yani bu bir tane böyle kara öykülerin arasında komedi ve biraz da mesajlı bir öykü olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bundan sonra daha karanlık öyküler gelecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki öyküde görüşürüz.